Atalarken yüzüne gün doğsun diye düşmanın dalınca kara daş atar. Dostun yoluna ise susar. Beşeriyeti Paşa'nın zelasından klas eden Kızıl Ordu'nu en samimi bir dost, en mehriban bir konak kimi yola salır. Adi iş günleri başladı. Bu günler azad olmuş halkın çoktan arzuladığı emek bayramı günleriydi. Herkes öz Tebriz'ini güzel, abad görme yarısıyla çalışırdı. Köşelerin taşla döşenmesi, kıyabanların asfalt edilmesi için bütün şehir ahalisi çalışır. Kısa bir müddet içerisinde taş kıyabanlar asfalt ile örtüldü. Bu yollar bütün ülkenin kadem koyduğu ve süratle ilerlediği yeni yolun remzidir. Aşıklar İran-Azerbaycan şehirlerinde yanmaya başlayan elektrik ışığına söz boşaltılar. İlk aylarda Tarat, Salmat, Miyana ve birçok başka şehirlerde elektrik istasyonları işe salındı. Peşmine mağut fabrikası işlemiş. Tebriz'den kaçan sahipkarlar onu dağıtmıştılar. Onu işe salmak için aylar lazımdı. Bölgede ise şahtalı kış günleri başlamıştı. Ordunu giyindirmek lazımdı. Azad emeğin güzel kanunu vardır. Bir neşe ayda görüleceği işi bir haftada ve bir neşe günde de görmeye olar. 8 saat erzinde dergahlar işe salındı. Ordu mahut almaya başladı. Vatanperver kadınlar tohucu fabrikasında işlemeye gelmişler. Bunların bazıları hele çadıralarını atmamışlar. Bu tohucu fabrikası yenice dikilmiştir. Baş veren bütün hadiseler, görülen bütün işler, halkın hayatında tam bir yenilik idi. Bunların 8 ay içerisinde edildiğini düşünürken, insan inanmak istemir. Yeni kastahanalar açılmıştı. İlk defaydı ki, kastahana halk numayendelerini, bu sade insanları kabul edir ve onlara şefkat gösterirdi. İlk nöbede yaralı dövüşçülere, kahraman fedailere hizmet edilir. Azerbaycanlı kadın öz ana dilinde tahsil almak için ilk defadır ki mektebe gelmiştir. Geçmişte o bunu ağlına bile getirebilmezdi. Ana dilinde yazmak, okumak bu halkın arzusuydu. Bu A harfidir. Elifbanın ilk harfi. Halkın en aziz, en kıymetli hesap ettiği ki üç güzel söz bu harfle başlıyor. Azatlık, ana, Azerbaycan. Azatlık. Bu kadın
onların aziz balalarına da öz dilinde təhsil almaq imkanı veren yine de azadlıdır. Hele bu yakınlara dek Azerbaycanlı uşaqlar mektebde ana dilinde danışdıkları için cezalanırdılar. Bugün ise onlar ana dilinde şair bir yanın şiirini yazdılar. Tebriz'de birinci darısının açıldı. Birinci rektör burada ilk talebeleriyle görüştü. Bu birinci ressamlığı mektebidir. Azerbaycan yazıcılarının ilk defa Azerbaycan dilinde çap edilmiş eserleri ve ders kitaplarıdır. İran Azerbaycan'ında şairler meclisi. Sədr Əbülqasım Kamili. O, meclisteki şairlerle birlikte genç ve istidatlı şair Azeroğlu'nun şiirini dinleyir. Şair bu eserinde azad olmuş halkın saadetini ve parlak geleceğini terennim edir. Cənubi Azərbaycan şairleri büyük dəyişiklik ve yaratıcılık ili hakkında hele çok şiirler yazacak, çok mahnılar koşacaklar. Bu büyük ümitler ve arzular ili gençliğe çok şey vəd etmiştir. Yad etmeye toplaşan bu kızlar, bu oğlanlar ve gülen, sevinen azat gençlik hakkında hele çok mahnılar, çok nastanlar yaranacaktır. Siz bu kolların ve ezelelerin hareketine dikkat edin. Rivayete göre bu hareketler Azerbaycan kahramanlarının kollarına kuvvet verermiş. Firqəsinin böyük müvəffəqiyyətləri İranın başqa xalqlarının da beylərində azadlıq arzularını alovlandırdı. 1946-cı ildə dost Kürt xalqının nümayəndələri Təbrizə gəldilər. Kürdistanın böyük demokrat xadimi Qazi Məmməd nümayəndələrə rəhbərlik edirdi. Azərbaycan ilə qarşılıqlı yardım və dostluq müahidənaməsini bağladıqdan sonra öz vətənində demokratik dəyişikliklər etmək üçün Kürdistana qayıtdı. Qazi Məmmədin adı Kürd xalqı üçün azadlıq və milli istiqlaliyyət mübarizəsinin rəmzidir. Bu şəxs Kürdistanda hamının sevdiyi və möhtərəm saydığı bir simadır.
Tanrı'yla görüş, büyük kudretli halk nümayişine çevrildi. Kürdistan, herbi kuvvet komandiri General Mehmet Sensan.